Gaziantep'te 19 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan ve 112'nin şoför nebati olarak bilinen Sibel Öztürk, ambulans şoförlüğüyle erkeklere taş çıkarıyor. ...2004 yılında Gaziantep'ten ATT olarak mezun oldum. 2007'de kamuya atandım, 112'ye ATT olarak atandım. 2007'den bu yana burada çalışıyorum ATT olarak. 3 yılı geçti. 3 yılı geçkin bir süredir sürücü ATT olarak görev yapıyorum. Ön yargılar, kadının hala küçük araç kullanmaya yeni alışıldığı bir dönemde büyük bir aracı kadının kullanması ve bunun ambulans olması, özellikle bir aracı bir kadının kullanması biraz ilgi çekiyor ve çok beklenilmeyen bir durum. O yüzden böyle bir ön yargı var. Hani kadın büyük bir araç kullanamaz, hele ambulans hiç kullanamaz gibi bir ön yargı. Normal araç olarak hem aracın ebatı olarak bir fark var hem de özelliği olarak bir fark var. Kendi aracınızda küçük bir aracı kullanırken daha relax bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir yetiştirmeye çalıştığınız bir durum olmuyor. Birincisi fiziksel özelliği olarak hem geniş bir araç hem uzun ve yüksek bir araç. O yüzden biraz manevralarda farklılıklar olabiliyor. Ambulans olmasının bir diğer getirdiği durumsa, yani olay yerinin nerede olacağı belli olmayabiliyor. Bir arazi olabiliyor, dar bir sokak olabiliyor veya karlı buzlu bir yol olabiliyor. Oralara olabildiğince girmeye çalışıyorsun. Farklılıklar bunlar. Yaşadığımız sorunlar aslında kadın erkek olarak değil de genel olarak problemlerimiz var. Maalesef ambulansa saygı giderek azalıyor. Gerektiği saygıyı görmediğini düşünüyorum özellikle trafikte. Evet, bazen yoğun olabiliyor. Yolun açılması biraz zaman alabiliyor ama bakıyorsunuz bazen trafik olmadığında bile bazı sürücüler istediğimiz şekilde yolu açmıyorlar. Ki biz çok eğer acil olmadıkça siren sistemini kullanmıyoruz. Özellikle kadınlardan aldığım tepkilerden çok mutlu oluyorum. Benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Kadının kadını bu şekilde görmesi hoşlarına gidiyor. Onların verdiği tepki de benim hoşuma gidiyor. Ya da yüzüme söylenmemiştir, bilmiyorum. Genel olarak güzel, takdir ediliyor yani. Hoşlarına gidiyor. Nöbet değişimlerinde 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Nöbeti devraldıktan sonra aracın suyu, motor yağı, kaputa bakıyoruz eğer herhangi bir darbe var mı. Lastikler kontrol ediliyor. O aracın çalışır durumda olup olmadığı, sirenlerin kontrolü. Bunları yaptıktan sonra nöbetimizi devralıyoruz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde özellikle yol verme konusunda biraz sıkıntı yaşandığının farkındayım ama bazen maalesef bilinçli olarak yol verilmediğini ya da yüksek sesle müzik dinlenildiğinde duyulmadığı ya da ambulansı gördüklerinde hareketlerine devam ettiği, çünkü bazen manevra yapabiliyoruz, vaka adresi değişebiliyor, değişiklik olabiliyor, gittiğimiz yönü değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu gibi durumlarda kaza yapmak ve yaptırmak istemiyoruz. O yüzden ambulans sesi duyulduğunda aynalardan takip edilmesi ve araçların durması gerekiyor. Maalesef bu bilinci hala göremiyoruz. Özellikle ambulans tepe lambamız yanıyorsa ya da sirenimiz yanıyorsa biz aktif vakadayız demektir. Ya vakaya gidiyoruz ya vakadan hastayı almış hastaneye sevkini yapıyoruzdur. Yani bu bizim görevde olduğumuzu gösteriyor. Gördükleri zaman durmaları ya da yolun durumuna göre fermuar yöntemi ya da sağa geçme gibi yol vermelerini bekliyoruz.
Çünkü bazen çok acil vakalar olabiliyor ve saniyelerle yaşayan hastalar olabiliyor. Onlara vakit kazandırmak için bize yardımcı olmalarını bekliyoruz ve bu sorumluluğu paylaşmamız gerekiyor.